Merhaba, iyi haftalar Viva Mersin'den. Bugün 11 Ocak 2021 Pazartesi. Merhabalar. Yine Derinkök ailesinin bahçıvanlığında onların desteğiyle yeni bir Mersin kent gündemini ele alacağımız programa hoş geldiniz. Evet, ilk haberimiz Neşet Tarhan'ın bir açıklaması. Okuyacağımız ilk haber. Kadınlar yaşamak için Mezitli'yi tercih ediyor demiş Neşet Tarhan. Onu da Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya katıldığında dile getirmiş. Ve Mezitli'de işte kadın nüfusunun diğer Türkiye geneline göre daha yüksek olduğuna dikkat çekmiş ve burayı tercih etmeleri için, Mezitli yaşamak için tercih etmeleri bizim için bir mutluluk kaynağı demiş. Benim bu haberde dikkatimi çeken şey aslında Mezitli Belediyesi'nin temsilen katılan kadın temsilciler de olmasına rağmen açıklamayı hani başkanın konuşmasına dayandırıyor olmaları. Hani bunun biraz daha verileriyle ve neden böyle olduğuna dair açıklamaları da içeren bir şekilde okumayı tercih ederdim ben okur olarak. Evet, sen de Mecidli'de yaşıyorsun ben bir kadın olarak. Neden Mecidli'de yaşıyorsun? Çünkü orasıydı ilk tuttuğumuz yer, sonra öyle devam etti. Yani hiç özellikle sorgulayarak Mecidli'ye yerleşmedim ben. Yani mesela yaşlı nüfusu da daha fazladır Mecidli'de. Yani orasının denizle olan ilişkisi daha sakin, konut arzının daha uygun olması gibi temeller var. Yani bunu bir ilçeyi kadınların daha fazla tercih ediyor olmasının sebebi eğer belediye politikalarıysa bunun için örnek vermemiz lazım evet. Zaten. Yani evet, Mezitli Belediyesi'nin kadına yönelik politikalarını takdir etmemek elde değil. Yani kadın üretici pazarı dünya çapında bir takdir aldı zaten. Kadın kooperatifleriyle olan işbirliği devam ediyor. Ama onun haricinde Mezitli'yi kadın dostu yapan ne gibi unsurlar var? Bunu düşünmemiz lazım. Evet, ama yani tabii bu böyle, eğer bu kadar kadın dostu bir kentse belki ileride başkanı da kadın olur. Yani bir tane başkan var, bir büyükşehir belediye başkanı var. İki tane de ilçe belediye başkanı, yok dört tane mi, 9 tane galiba, 44'te 4 mi? Öyle bir kadın belediye başkanı var. Bu kadar kadın dostu partinin belediye başkanlarına da kadınları uygun göreceğini umuyoruz diyelim. Evet, şimdi sıradaki haber de yine Güney Gazetesi'nden Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ın yaptığı bir açıklamayı içeriyor. Açıklamada Bilgin Yeşilboğaz, bu bir yazılı açıklama, artan kadın cinayetlerinin nedenlerine dikkat çekerek Türkiye uygarlaşma, demokratikleşme, laik ve sosyal hukuk devleti olma, kalkınma, gelişme sorununu çözemediği sürece kadın hakları ve özgürlüğü sorununu çözemeyecektir demiş. Benim yani işte haberin başlığı şey, kadın biliyor musunuz kadınlar neden öldürülüyor? Açıklamayı baro başkanı yapıyor. Ama yine de ben tıpkı birinci haberde olduğu gibi ikinci haberde de bu açıklamayı baronun kadın temsilcilerinden ve daha çarpıcı verilerle somut bir şekilde ortaya koyan bir haber okumayı, kadınların özellikle bu yaşam mücadelesine dair olan sorununu daha çarpıcı bir şekilde baronun kadın temsilcilerinden duymayı tercih ederdim sanırım. Yani onları da içermesi gerektiğini düşünüyorum bu açıklamaların. Yani erkeklerin söylemesi belki yeteri kadar tekrar ederlerse bunlara samimi bir içtenlik geliştirebilmelerini de sağlayacağı için belki öyle bir şey olur. Söylediklerine inanmaya başlarlarsa bir noktada ve o yönde politikalar izlerlerse tabii ki daha şey olur. Yani bu tür Türkiye'de kamu kurumlarının sözcülüğünü, o kamu kurum hiyerarşisinin en üstündekinin yapmasının bir şey olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla belediye başkanının varken başkasının açıklama yapması, baro başkanı varken başkasının açıklama yapması bana çok muhtemel gibi gelmiyor mevcut siyasal kültür içinde. Ama temennini paylaşıyorum. Ama hani böyle onlar
daha yani kadınlar da o makamlara gelsinler ve konuşsunlar. Hani Evet ama belediye başkanının hadi sen konuş. Hayır diye. Yani mesela habere bakıyorsun, belediye başkanının açıklaması var ama belediyeyi temsilen aslında bu alanlarda çalışma yapan 3 kadın temsilci daha var. Onların bu verileri ortaya koyduğu somut, hani bunlar yapıldı, bunlar yapıldı, bunlar yapıldı gibi açıklamaları, verileri içermiyor. Yani doğrudan erkek temsilcinin konuştuğu Ama bu bir basın açıklaması konuşmaları. değil. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'nin toplantısında lise arkadaşıyla karşılaşan bir belediye başkanının o andaki duygularını ifade edişi. Sonra da onu basın yayın birimi haberleştirmiş sanırım. Yani özellikle bu konudaki şeyini açıklayan bir açıklama değil, yanlış hatırlamıyorsam. Yani Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'nin toplantısına katılıyor ve orada konuşuyor. Evet. 50 yıldır görmediği arkadaşını görüyor. Evet. Dolayısıyla hani böyle bu konudaki açıklamayı ben yapayım demiyor. O sırada o toplantıda söylüyor. Ve o da haber oluyor tabii ki. Belediye başkanının her şeyin haber olması gerektiği kuralı ışığında. Evet. Mersin Limanı bu yıl tüm zamanların rekorunu kırarak Türkiye'deki lider konumunu teyit etmiş. Böyle bir haber var. Akdeniz Gazetesi'nde yer almış bu haber. Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olan Mersin Limanı 2020 yılında gerçekleştirdiği konteyner iş hacmiyle ülkedeki 2 milyon TEU, o ne ise artık onu anlayamadım haberde, barajını geçen ilk liman olmuş. Mersin Limanı pandemi sürecinde yani bu konuma hani tedbirleri alarak ve çalışmaya devam ederek geldiğini Mersin Limanı Genel Müdürü Johan Van Dale açıklamış. Ve bunda da ihracatın çok önemli bir pay elde ettiğini söylüyor sanırım. Hı hı. Biz hala konteyner limanının hani o kalkınma planında olan Cumhurbaşkanlığı programında olan kalkınma konteyner limanının nereye yapılacağından emin değiliz daha. O tartışma hatırlarsanız çok konuştuk onu. Ama fiili olarak 2 milyonluk bir konteyner hacmi Türkiye'nin en önde gelen limanı olduğunu düşündürüyor. Tabii bu ihracatla beslenmiş bir şeyin olması da mutluluk verici. Herhalde bu yani işlem hacmi kadar ne kadarlık bir ekonomiye tekabül ettiğine de bakmak lazım. Ama döviz kurlarının şu andaki mevcut hali belli ki Türkiye'yi daha avantajlı kılıyor dış ticarette. Bir yandan da tabii Beyrut'un artık kullanılamaz bir liman değil bir şehir olması da bunda büyük bir etken olmuş olabilir. Ama Mersin'in kaderi biliyorsunuz böyle inişli çıkışlı, kendisinden bağımsız değişkenlerin etkisinde oluyor. Şimdi işte Suriye'de normalleşme olursa oranın yeniden yapılanması, oradaki ticaretin gelişmesinden en çok Mersin Limanı faydalanıyor. Umarız her seferinde bunun çok örneği var. Böyle bir yukarı çıkar Mersin, bir refah görür. Ama o refah sürdürülebilir kılamadığı için aynı oranda işte hani bunu böyle söylüyoruz ama işsizlikte, sosyal adaletsizlikte Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olmaya devam ediyoruz bir yandan. O rekorlara vesile olan bu ticaret potansiyelinin daha uzun soluklu yatırımlara ve kalkınma programlarına dönmesini arzuluyoruz. Tabii, inşallah. Sıradaki haber Barış Mahallesi ile ilgili. Güney Gazetesi'nden aldığımız bir haber. Barış Mahallesi riskli bölge ilan edildi. Mahalle sakinleri sevindi. Haberin başlığı bu. Neden olduğunu da söyleyelim. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Mersin'de Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nin içindeki 37.500 metrekarelik alan riskli bölge ilan edildi. Zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açacak riskler taşıyan mahallenin kentsel dönüşüme girmesi planlanıyor. Mahalle sakinleri bu karardan memnun. Vatandaşlar kentsel dönüşümün başlamasını istiyorlarmış. Bunu bir yere not edelim. Yani kentsel dönüşüm birçok yerde çok hevesle karşılanır. Ama sonrasında oranın aslan payını, oranın ne diyelim rantını başka odaklar yiyebilir. Yani orada kendilerinin de haberde de vardı yanlış hatırlamıyorsam oranın değerleneceğini, mülklerinin değerleneceğini söylüyorlar. Ama
Onlar o kadar değerlenecek ki oradaki hak sahipleri belki de orada oturma şansı bulamayacaklar. Daha fazla işte TOKİ konutları gibi konutlarda veya çok uzun vadeli borç yükü altına girecekler. Dolayısıyla o kadar iyi haber değil gibi geliyor bana. Yani Türkiye'deki hakim kentsel dönüşüm motifleri bakımından bunu söylüyorum. Burada başka bir şey denilecek olursa zaten kentsel dönüşüm de ilan edilmiş değil biliyorsunuz. Şu anda riskli alan ilan ediliyor. Ve o daha sonraki kentsel dönüşüm kararının da gerekçesini oluşturuyor. Dolayısıyla hani hep konuşuyoruz bu kentin özellikle sahilde eski yapı stoğunun, yüksek katlı yapı stoğunun ne kadar tehlike arz ettiğini ama resmi kurumlar onları riskli ilan etmiyorlar. Daha böyle bir kentsel dönüşüm planlarına uyan bir alanı riskli alan ilan etmeyi tercih ediyorlar. Oysa işte zaman zaman burada da konuşuyoruz. Uzmanlar, meslek odaları, akademisyenler ne kadar büyük risk içinde yaşadığımızı hatırlatıyorlar bize. Ama o risk bu risk değil. Bu başka bir risk, bu rant riski. Umarız Barış Mahallesi sakinlerinin bu mutlulukları uzun erimli olur. Ama şimdiye kadar yaşadığımız örnekler pek de buna işaret etmiyor ne yazık ki. Bakalım biz ilerleyen zamanlarda bununla ilgili nasıl haberler okuyacağız. Göreceğiz. Evet, Mersin'de doktor ölümlerini araştırma başlıklı bir haber var. Bunu da Haberci gazetesinden aldık, Hediyeroğlu'nun haberi. Mersin'de COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren doktor sayısı artmaya devam ediyor. Doktor Soyer, bu tabii geçen haftanın haberi aslında. O günden bu yana tamamen değişen rakamlar da olabilir bu konuda. Geçtiğimiz hafta da yaşamını yitiren doktorlar olmasının ardından Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen Tabip Odası'nın bu konuyu araştırmaya başlayacağını açıklamış, söylemiş. Nasıl neden olduğuna dair ölümlerin Mersin ölçeğinde neden arttığına dair bir araştırma yapacaklar sanırım. Oysa o kadar ışık yakıp kapatmıştık, o kadar alkışlamıştık hatırlarsanız bir sene oluyor neredeyse. Ama tabii bunlar bizim sağlığımız için, bizim sağlığa kavuşmamız için bu kadar büyük fedakarlıkla bulunan sağlık emekçilerinin hayatını kurtarmaya yetmiyor. Tam tersi o alkışlardan sonra asansör kullanmamasını rica eden, başka yerde kalması beklenen sağlık emekçi komşularımızı da gördük, yaşadık. Onların hakkını nasıl ödeyeceğiz diye düşünürken onlara nasıl saygısızlık yapmamayı becerebileceğimizi düşünmeye başladık. Umarız kimse sağlık emekçilerin verdiği mücadelenin, emeklerin bizzat şahidi ve öznesi olmaz. O duruma düşmeden de onların emeklerinin teslim etme becerisini gösterebiliriz. Evet, sırada yine sağlık çalışanlarına dair bir haber var. O da Güney Gazetesi'nden Abidin Yağmur'un haberi. Çocuklardan onlara uzanan bir sesin haberini vermiş Abidin. Sağlık şöyle ilkokul öğrencilerinden sağlık çalışanlarına bir jest gelmiş. El yazılarıyla onlara mektup yazan ilkokul 4. sınıf öğrencileri sağlık çalışanlarına destek olmak istemişler. Mezitli Ahmet Hocaoğlu ilkokulu 4. sınıf öğrencileri bunu yapmış ve onlara duygularını anlatan mektuplar göndermişler. Evet, umarız çok güzel satırlar var. Onların duyarlılıkları biz yetişkinlere de geçer yani, diye evet. Umuyoruz. Gerçekten çok güzel ifade etmişler onlara dair hissiyatlarını. Bu uzaktan eğitim sırasında çok zor şartlar altında, yani öğrencinin derdi ayrı, öğretmenin derdi ayrı, velinin derdi ayrı, yani öğretmen olan velilerin derdi apayrı zaten. Ama böyle bir şeyi düşünmüş ve bunu hayata geçirmiş olduğu için sevgili öğretmenimize de teşekkür edelim. Başka öğretmenlerimiz de var. Emine Hanım, Emine Hocam maskeme iltifat etmiş. Aysun kıskanır diye söylemeyeyim diyordum ama maskenizin markasını merak ediyormuş Celal Hocam. Marka giydiğimi nereden, ne zaman gördünüz? Hocam ayıp ediyorsunuz. Şeytan marka giymez. Valla bediz alıyor. Ben yakından gördüğüm üzere patiler var. Hayır, markasını soruyor. Hayır yani deseni evet. De pati deseni. Yani sevimli gerçekten evet. Güzel bir maske. Ben bedi, de bediz aldı bunu. Bana bunu layık görmüş. Ayı patisi şeklinde.
Sorarız hocam, ondan öğreniriz. Evet, şimdi yine Güney Gazetesi'nden bir haber var. Okuyalım, dünyamız zenginleşsin. Mersin Çamlıyayla İlçe Kaymakamlığı bir okuma projesi, kitap okuma projesi düzenlemiş. Ve bu projeyi kazananlara altın hediye etmiş. Ve okuyalım, dünyamız zenginleşsin derken bu hani maddi bir zenginliğe de giden. Ya ben bir anlamıyorum. Ödül olmuş açıkçası. Yani bu yarışmanın şartlarını merak ediyorum mesela. Yani kitap okumanın ödüle layık görülmesi, belli kitapların okunması mı, belli kitapların hızlı okunması mı, belli sayıda kitap okunması mı, belli kitapların okuyup anlanması mı? Yani bu kadar temel bir şeyin bir yarışma konusu olması, yani hatta daha önce de konuşmuştuk, rekor konusu olması, dünyanın aynı anda en çok kitap okuyan ülkesinin yurttaşlarıyız biliyorsunuz. Ama ne kadar kitap okunduğunu, ne kadar kitap satıldığını herhalde hatırlatmamıza gerek yok. Kitap böyle bir fetiş obje olarak, bir aksesuar olarak, işte gördüğünüz gibi fonda iyi dursun diye kullanılan bir obje haline geldi. Yazık günah bu kadar kağıt israfına. Sadece şu kapaklar yapılsa, eskiden viski şişelerine çay konulurdu hatırlarsınız. Bunların yerine de sadece kitap değil de kitap kapağı basılsa belki de çok büyük bir tasarruftan kurtulacağız. Yetkililere bu yönde de teşviklerde bulunmalarını rica ediyoruz. Evet, sırada Mutlu Yaşam Köyü'nden bir haber var. Pandemi sürecinin bitmesi bekleniyormuş. Mutlu Yaşam Köyü'nün faaliyete girmesi için. Bu da Güney Gazetesi'nden bir haber. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Haran, Şahintepe Mahallesi'nde hayata geçirilen Mutlu Yaşam Köyü'nü ziyaret etmiş. Burada personele teşekkür etmiş o yaptığı çalışmalardan dolayı. Mezitli'de işte gerçekleştirilen bir takım faaliyetlere dair bilgi vermiş ve Mutlu Yaşam Köyü ile ilgili şunları anlatmış. Nasıl bir yer olacak Mutlu Yaşam Köyü? Her kesimden insan gelebilecek, her yaş grubundan, çocuktan dedelerine kadar birlikte zaman geçirebilecek ve herkes özgür olacak. İsteyen müzik, isteyen yemek yapacak, isteyen de cüzi bir ücretle burada kalabilecek. Ve çok daha organik sebzeler yetiştirilecekmiş burada. Atlar, koyunlar. Gerçekten Mutlu Hayal Köyü gibi de şimdi geliyor bana. Bakalım nasıl faaliyetler yürütecekler. Pandeminin geçmesini bekleyecekler buranın açılması için. Neşet Başkan'ın bir köyü var. Köyünde inekleri var. Evet, yani ben buranın daha böyle bir, yani şimdi şey diyemiyoruz ya, ihtiyar diyemiyoruz. Hani ayıpmış gibi. Oysa evet. Yani ihtiyar meclisleri vardır muhtarlıklarda. İhtiyar kıdemli demek. Ama biz ona böyle başka bir anlam yüklüyoruz sanırım. Oranın böyle bir ikinci hayat, ikinci bahar yaşam köyü olacağını sanıyordum. Ama herhalde daha geniş bir kapsam olacak. Ama yani bundan bağımsız olarak bu tür mutlu yaşam köyleri dünyada çok yayılıyor. Yani insanlar özellikle uzaktan çalışma alışkanlıkları arttıkça ama bir arada da olma ihtiyacıyla böyle daha kırsalda, daha izole yerlerde ortak yaşam köyleri kurmaya başladılar. Buradaki şey o değil tabii maksat. Daha böyle birazcık daha inzivaya çekilmişlerin bir arada mutlu olmasını sağlamaktı. Ama daha geniş bir kapsam olmuş burada. Celal Hocam takılmaya devam ediyor. Maskemi Bediz'in aldığını tahmin etmiş kendisi. Tabii canım, yani beni biraz tanıdığınız için. Daha önce burada sakallarımın bile çıktığı, maskelerle çıkmıştığım da var. Yani değil virüsü mikro şeyi, sakallarımı bile geçiren maskeler vardı. Bunun üzerine el koyuldu. Ve şimdi hem de iki maskeyle şey yapıyoruz bakalım. Evet, şimdi sırada Mersin İnternet Gazetecileri Derneği ile ilgili bir haber var. Mersin İnternet Gazetecileri Derneği kurulmuş ve evet, derneğin kuruluşu ile ilgili kurucu başkan Vahap Şehitoğlu bilgi vermiş. Atatürk alanına bir çelenk bırakmışlar. Ve hani değişen mecralardan, internet gazeteciliğinin yaygınlaşmasından ve bu çalışmaları yani bir süre sonra Türkiye genelinde internet gazeteciliğinin de yasal statüye kavuşacağından bahsetmiş açıklamasında ve
o sürece bir hazırlık ve internet üzerinden gazetecilik yapmaya devam edenlerin de bir araya geleceği bir sivil toplum örgütü. Peki sen bir okullu olarak bana internet gazeteciliğinin, internet gazetecilerinin diğer gazetecilerden daha farklı ne gibi ihtiyaçları olduğunu anlatır mısın? Neden böyle bir örgütlenmeye ihtiyaç duymuş? Yani haberde çünkü ona dair bir şey yok da. Evet, neden? Ya çünkü gazetecilik faaliyetinin televizyon gazetecisi, gazete gazetecisi, radyo gazetecisi veya internet gazetecisi gibi farklılıkları var mı? Yani mecra olarak yok ama statü olarak internet gazeteciliği, yani internetten yaptığın yayının da bir şeye, kurumsal bir niteliğe kavuşması ile ilgili bir şey. Yani mesela sen bir portalı şu anda bir basın kuruluşu olarak kabul ediyor musun? Evet. Yasalar bunu kabul ediyor mu? Onu bilmiyoruz. Dernek kurulunca o statüye mi girecek? Hayır, o statüyle, o yöntemle haber yapan insanların da bir araya gelmesini sağlayacaklar. Ya da haklarını ya da diğer gazetecilerle olan eşit haklara sahip olması için çaba sarf edecekler diye düşünüyorum. Yani hiçbir fikrim yok bunun dışında. Tamam, bir anlamadım ben de ama biraz düşünelim. Belki yardımcı olur gazeteci arkadaşlarımız. Evet. Alata'da rant riski sürüyor. Yıllardır rant çevrelerinin gözlüklü Erdem'deki Alata sahilinde 85 dekarlık alan birinci derece doğal sit alanı ilan edildi. Karar sevindirici olsa da yeterli bulunmadı. Ziraat mühendisleri Mersin Şube Başkanı Necmi Birim sahilde geriye kalan 2630 dekarlık bir alanın ranta kurban gitmesi ihtimaline dikkat çekerek böyle bir şey olursa yargıya başvuracaklarını duyurmuş. Mersin'in bugün için en önemli haberi bence bu. Abdullah Ayan da bu konuda bir yazı yazmıştı bu sabah. Gerçekten de bu kentin en kıymetli, hem rant açısından kıymetli, çünkü denizin kenarında gördüğünüz gibi binlerce dönüm bir alan var. Tarım yapılan, tarım araştırması yapılan bir alan var. Orası tabii ki bir takım otel, site, İşte tatil köyü yapmak isteyenlerin çok uzun zamandır gözüne diktiği bir yer. Bir yandan Alata Tarım Araştırmaları Merkezi dünya çapında bir saygınlığa sahip bir oluşum. Tarihi kökenleri var. Bahçıvanlık Okulu'ndan gelen buradaki Mersin'deki tarımın çok şey borçlu olduğu, Türkiye'deki tarımın çok borçlu olduğu bir yer. Ve bunun bu kadar büyük alanın sadece 80 dönümü kesin mutlak bir korumaya getirilince biz de daha önceki tecrübelerden hareket ederek bunun da bir soru işareti. Neden bütün alan koruma altına alınmadı da çok küçük bir parçasının koruma altına alındığının sorma hakkımız var. Bunu bir takım gazeteciler bilim dünyasını mutlu etti kararıyla manşete taşımışlar. Oysa işte Necmi Bey'in de açıklamasını yaptığı gibi burası ciddi bir tehdit altında. Bizler de Mersinler olarak hem Mersinler olarak hem de tarıma bu kadar bağımlı canlılar olarak oranın kıymetini bilmeliyiz. Ve oranın da bütün bu sahil şeridinin işgali altındaki yüksek yapılara, sitelere, sözde turistik merkezlere dönüşmemesi için bunun takipçisi olmalıyız. Buna izin vermemeliyiz diye düşünüyorum ben. Gerçekten bunu ısrarla gündemde tutmamız gerekiyor. Ben şu telefona bakayım. Tamam. Sıradaki haber Yumuktepe ile ilgili bir haber. 9000 yıllık Yumuktepe'ye arkeopark geliyor haberi. Haberci gazetesinden okuyorum şu anda ben bu haberi. Geçmişi 9000 yıl öncesine dayanan ve Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Yumuktepe höyüğüne yaklaşık 3.17 hektar alanda çevre düzenleme ve arkeopark projesi hayata geçirilecek denmiş. Bu da belediyenin o bölgedeki arazisine yapacağı projeyi içeriyor bu haber. Evet. Bu konuda üniversiteden de hoca arkadaşlarımızın hem mimarlıktan hem arkeoloji bölümünden çok büyük çabaları vardı. Onların meyvesini görüyor olması Vahap Bey'in Büyükşehir'in bu kadar önemli bir kentin merkezinde ve kentin 9000 yıllık tarihini barındıran bir alanın koruma altına alınmasını, burada böyle bir tesis öngörülmesi, oranın bu tarihi belleğin
hayata geçirilebilecek olmasını çok sevindirici buluyoruz. Ben buluyorum. İnşallah orayı gerçekten misafirlerimizi gezdirebileceğimiz bir tesise dönüştürülebilir. Abidin Yağmur yorum yapmış. İnternet gazeteciyle ilgili örgütlemeler varmış. Yasal altyapı talebi varmış. Dolayısıyla yasal altyapıyı talebini dillendirmek için böyle bu tür örgütlenmelere gidildiğini anlıyoruz. Evet. Teşekkür ederiz açıklama için. Evet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer vatandaşa sürpriz yapmış. Evet, Mersin Belediyesi'nin Teksin Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi'nde vatandaşlardan gelen telefonlara yanıt veren Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli ilçesi Arpaç Bahşiş Mahallesi'nde ikamet eden Hilmi Diril adlı vatandaşın telefonuna ve talebine aslında yanıt vermiş. Böyle bir sürpriz yapmış. Haber bununla ilgili. Zamanında Binali Yıldırım da Ulaştırma Bakanı iken böyle bir şey yapmıştı. Hiç unutmuyorum onu. Telefonu açtı. O zaman bir telefon operatörü Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir çağrı merkezi açmıştı. Ve bunun haberleştirmesi için Binali Yıldırım da çağrı merkezinde telefonları açıyordu. Ve karşısındaki vatandaş, oraya başvuran vatandaş onun bakan olduğuna inanmadığı gibi neden bir kadının ona cevap vermediğini bu şey sesiyle bir erkekle onu muhatap ettiklerine dair veryansın etmişti. Hiç unutmam. Özellikle bu hani bu yetkililerin bu tür şeyleri keşke arasaydık Vahap Bey'le. İki lafın belini kırardık yani. Ama şey de önemli, vatandaşımızın dile getirildiği konu da önemli. Evet, evet. Diri sahil boyunca denize sıfır olan sitelerin kumsal alanı çevirip kendi sitelerince kullandıklarını söylemiş ve çevrilen alanların site sakin dışında kullanılamadığını ifade etmiş. Ve evet, sahili işgal ediyorlar. Burası bizim bölgemiz gibi şeyler oluyor diye dile getirmiş talebini. Vahap Seçer de yanıt olarak şöyle demiş. Sahili kimse işgal edemez. Onu yapmaya hakları yok. Herkes kullanabilir. Ortak alan oralar. Vatandaşın yerleri. Biz de belediye olarak bir birim oluşturduk. Sahiller Şube Müdürlüğü. Sahilleri daha kontrol altında tutalım. Daha temiz olsun, daha düzenli olsun diye. O bölgelerde de arkadaşlarımıza söylerim. Gerekli çalışmaları da hassasiyetle yaparlar. Merak etmeyin diyerek telkin etmiş. Tamam, o zaman biz de arayalım. Mesela Marina'nın da bir sahil sayılıp sayılmadığını, oranın durumunu soralım veya bir takım resmi kurumların mesela Mezitli'deki askeri kamp da onlardan biridir. Hani bütün o kadar keyifli yürüyüş yolunda bir anda biter ve siz şey yapamazsınız. Ondan hemen sonra aynı durum Mezitli'de Davultepe'deki E5'in üstünde oturan sakinlerin denize ulaşımı çok zordur. Demek ki sadece Arpaç Bahşiş'te değil, bu sahil şeridi boyunca birçok yerde benzer istisnai işgaller olabileceğini düşünerek biz de Vahap Bey'in orada olacağı saati öğrenebilirsek kendisiyle bu konuyu konuşmak isteriz. Evet, şimdi sırada Tanık gazetesinden bir haber var, Tayfun Tuna'nın haberi. Haberin başlığı engel olmayın yeter. Mersin'de yaşayan 40 yaşındaki Seden Serin, engelleri zavallı, yardıma muhtaç kişiler olarak göstermenin doğru olmadığına dikkat çekerek, böyle gösterildiği sürece çevrenin bize bakışı, sorunlar, engeller hiçbir zaman bitmeyecek. Bizler yardıma muhtaç değiliz, tek istediğimiz bizim hayatımıza engel olunmasın, yaşam hakkımıza saygı duyulsun demiş. Bu çok güzel bir haber. Tanık gazetesinin web sitesinden uzun haline ve Seden Serin'in engellerin yaşamına dair dikkat çektiği konulara dair güzel bilgiler edinebileceğiniz, empati kurabileceğiniz, anlayabileceğiniz bir haber. Uzun, böyle bir haber tavsiyesi okuyabilirsiniz. Evet, etkinliklere geçebiliriz sanırım. Evet. Yani haberlerin daha detaylı böyle biz çok özet geçiyoruz. Çok fazla da uzatmak istemiyoruz. Ama günlük olarak haber almak isterseniz yerel gazeteler sizin teveccühünüzü değil, ilginizi bekliyor. Yerel gazetelere sahip çıkmamız. Hele hele
biz belediye başkanı değiliz ama çalışan gazeteciler gününde bunu söylemenin gereğine, çalışan yerel gazetecilere çok şey borçluyuz. Çünkü bir şekilde dünyaya ve ülkeye dair haberleri yalan yanlış taraflı veya amaçlı bir şekilde alıyoruz. Ama çoğu zaman kentimize dair böyle haberleri bile alamıyoruz. O yüzden yerel basına sahip çıkmak, yerel haber alma hakkımızın hayata geçirilmesi sadece o gazetecilerin hakkı olduğu için değil, bizim de hemşeri hukukumuz açısından bir kenti sahip çıkmak açısından çok önemli. Sizler de en azından günde birer yerel gazete almanız çok kıymetli. Eğer alamıyorsanız da onun da bir kolayı var. Bizden yemek siparişi verirseniz, geçen haftadan beri ilan etmiş miydik geçen hafta? Önceki hafta başlıyor. Önceki haftanın sonlarına başlamıştı. Sefer taslarımızla birlikte Güney Gazetesi'ni de torbalarımıza eklemeye başladık. Ama siz olun, Sefer Tası beklemeden de yerel gazeteleri takip etmeye çalışın. Çünkü onlara ne kadar çok sahip çıkarsak, onlar da bir takım güç iktidar ağlarına karşı o kadar güçlü olurlar, mali olarak güçlü olurlar. Sosyal olarak güçlü olurlar. Bu vesileyle de gazeteci arkadaşlarımıza, çalışan gazeteci arkadaşlara emeklerine sağlık diyelim. Evet, bugün ben biraz önce bir şeye katıldım, etkinliğe. Mezitli Belediyesi yerel bir basın evi açtı gazeteciler cemiyetiyle işbirliği yaparak. Çok sayıda gazeteci vardı orada. Orası bir tesis aslında, yerel gazeteler var içinde. Uzun vadede nasıl kullanılacağı, nasıl bir ihtiyacı karşılayacağını ben çok merak ediyorum. Onu da böylece duyurmuş olalım. Mezitli'de bir basın evi var artık. Yayında mıyız bilemiyorum ya. Bir bakalım. Sıkıntı var. Ha yok, sanki devam ediyor galiba. İçeri. Evet, sanırım devam ediyor olabilir. Neyse. Devam ettiğini varsayarak evet. Programımıza devam edelim. Bugün sinema var mı? Yok. Yok, değil mi? Ben buraya yanlış yazmışım. Tamam. Bu hafta içi çok fazla etkinliğimiz yok ama Cuma günü saat 3'te her hafta olduğu gibi Karetta programı var. Alper Tolga Akkuş'la beraber. Ve saat 8'de de Emre Üker'le Bize Her Yer Paris programını canlı olarak izleyebilirsiniz. Cumartesi de Kent Rasathanesi dünya turuna devam ediyor. Cumartesi sabah 11'de Kent Rasathanesi ve pazar günü de muhtemelen saat 3'te hepinizin bildiğini tahmin ettiğimiz Tarsus'un çeyrek asırlık delilik vahası İsmail abimizin antik sahafını anlatmaya çalışacağımız bir film, kısa bir film çalışmamızın yayını var. Bunları bilahare duyuracağız zaten. Bizi izlediğiniz için, eşlik ettiğiniz için, katkı sunduğunuz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi haftalar. Hoşça kalın.